Kızım şu suyu uzatıver. Telefonu yeme, yemeğini ye. Sağlığın için daha faydalı. Torun nerede Candan? İlk günden cenaze evini bırakıp gezmeye mi gitti? Bilmiyorum anne. Gelince kendisine hesap sorarsınız. Havası dağılsın diye çıktı biraz. Dolaşıp gelir işte. Dünyanın sonu değil ya. Akşama yine bir sürü insan gelecekmiş Taziye'ye. Onun da evin erkeği olarak burada bulunması icap etmiyor mu acaba? Ben varım anne. Sıkıntı yok. Teşekkürler Fuat'cığım. Validen sizinle konuşma fırsatımız olmadı. Nazanlar biraz burada kalacaklar. Aa yok canım. Onlar işlerinden güçlerinden kalmasınlar. Biz işte ya elden ne gelir gidenle gidilmiyor. Biz bir şekilde toparlanırız. Sağ olun. Bu acılı günümüzde bize verdiğiniz destek için. Biraz daha burada kalacaklar. Validen. Hayriye Hanım. Adil Beyler Taziye ziyaretine gelmişler. Misafir salonunu aldım. Tamam. Siz de oyalanmayın. Tabii tabii ben doydum zaten. Sen otur çocuğum. Ben sana söylemedim. Candan'la Mine'ye dedim. Tuğrul da bunun hesabını verecek. Büyük hanım bayağı sert yalnız. Takıyor mu Tuğrul abi babaannesini? Ayol nasıl takmasın? Kasanın tamamı büyük hanımda. Herkes takıyor mecburen. Madem buradasınız bir süre daha, size haddim olmadan bu evle ilgili en önemli kuralı söyleyeyim teyzeciğim. Biz para meselelerini öyle ulu orta konuşmayız. Babam sevmezdi. O gidince de evi böyle pazar yerine çevirmemiz hiç yakışık almaz. Herkesin geliri ve gideri şirket tarafından ayarlanır. O işler sessizce yürür gider bizde. Babaannem boynunda kasa anahtarıyla dolaşmıyor yani. Abimin de evin her ferdi gibi kendine ayrılmış bir geliri var. Bizler şirketin yönetim kurulu üyeleriyiz. Babaannemden sabahları harçlık almıyoruz. Ne? Canım ben manevi olarak şey ettim. Şu havalara bak. Sanırsın ki yedi göbekten İngiliz soylusu ha. Sırf o kıza para kaptırmamak için var ya bunlar neredeyse kendilerini kesecekler. Eh Mine eh. Ben var ya sana bu söylediklerini bir bir yedirmez miyim? Ah babam be, ah o baban. Bizi bunların var ya eline sığıntı gibi bıraktı. Ah. İnşallah var ya o kız da bunları bir güzel soyup soğana çevirir. Sen merak etme anne. O kıza kalmadan Tuğrul abi bırakacak kendi ailesini sokakta. Ben duydum ağır kumar oynuyormuş. Değil mi? Vallahi mi? Sağda. Yavaş geç. Bakayım. Mavi yok görünürde ya. Yeni yok görünürde. Şurası müsait dursana. Uf, olaydı iyiydi ya. Ayak siyah. Güzel. Bak şöyle yapıyoruz. Ben şimdi içeriye giriyorum. Durumu kolaçan ediyorum. Sen de beni burada bekliyorsun tamam mı? Ha. Yalnız orası hiç senin bildiğin yerler gibi. Tamam ben daha önce böyle yerlere geldim. Sen hiç merak etme. Yani farklı bir amaçla. Her neyse. Sen arabada kalıyorsun Gülizar. Tamam. Okay. Bir şey söyleyeceğim şey. Suzan annem Suzi yani bir sahne sanatçısı olduğu için belki hani hayranıyım falan dersen. Tamam ben bir şekilde halledeceğim. Sen arabada kalıyorsun. Kapıları kilitliyorsun. Başını kimseye göstermiyorsun. Beni bekliyorsun. Tamam. Geliyorum ben. Tamam. İyi akşamlar. Aa, yakışıklı mı?
sen nereden düştün? Buraların yolunu bilir misin? Hiç ısmarlasak bana. Tabii tabii, ısmarlarım. Yalnız barda için lütfen. Ben yalnız kalmak istiyorum. Garson bey, hanımefendi ne istiyorsa verin lütfen. Tabii tabii efendim. Buyurun, ben size böyle alayım. Peksoy, şu geleni tanıyor musun? Tanımıyorum. Nedir olayın? Bir olayım yok şimdilik. Pek kibar biri de. Bizim bara nereden düşmüş onu merak ettim. Ben gidip bir merhaba diyeyim. İşgüzar polisin tekiyse. Git bak bakalım. Hadi paşam, öde hesabı da kalkalım. Ben uçuşa hazırım. Otele gideceğiz yalnız, ev dolu bu gece. Ben senle cehenneme bile giderim ayol. Ne işi var gencecik kızım bu tiplerin arasında? Şu yaşında nelere bulaştırmışlar, delireceğim ya. Hoş geldiniz prensim. Yalnız mı oturacaksınız? Kızlarım eşlik etsin size. Burası yalnız kafayla çekilmez. Doğru diyorsunuz, çekilmez. Suzan Hanım varmış galiba. Mümkünse onu davet etmek istiyorum ben. Ay ilahi. Suzan mı? Anan yaşında karıyla arkadaşlık edip ne yapacaksın? Daha genç elemanlar var. Onlar eşlik etsin size. Yok, ben tavsiye üstüne geldim. Mümkünse Suzan Hanım davet etmek istiyorum. Tavsiye demek. Evet. Ben balıklarım denizden yeni çıktı, taze bunlar diyorum. Sen illa bu sahne balığı istiyorsun yani. Keyfin bilir. Afiyet olsun. Sağ olun, sağ olun. Güzel alkışlarınız için teşekkür ediyorum. Şimdi sahneyi grubumuz Tolmaha'ya bırakıyorum. Bana bak, Suzan da Suzan diyor illaki. Var bunda bir iş. Ayık ol Teksoy. Gidip getireyim şunu, anlarız şimdi. Olur. Allah'ım sen konuyu biliyorsun. Suzi'mi kazasız belasız getirsin buraya ya, ne olur. Ah, ne olur. Kız Suzan, hadi hazırlan, bit pazarına nur yağdı. Müşteriye çıkacaksın. Çıtır bir prens seni bekliyor. Yeni bir eğlence modeli mi buldun kendine? Maytap mı geçiyorsun sen benimle? Kız ne maytabı? Suzan Suzan diye tutturdu müşteri. Hadi hazırlan diyorum. Allah aşkına Şerif, elim yüzüm gözüm bu halde müşteriye mi çıkacağım? Lan bir kutu fondötene bakar. Kapatırsın çürüğünü çarığını. Suzan Suzan diye adınla sanınla istedi herif diyorum ya. Gençten bir adam. Taş taş. Hem derdi neymiş bir öğren bakalım. Hadi lan. Geç bakalım dalgın. Gene geldi herhalde 75'lik biri. Kızlar çıkmayınca bana yoldurtacak. Ben senin burnundan fitil fitil getirmez miyim? Aysel kız, fondöteni bana verecek misin ha? Çürümüş balkon.